eski, tek katlı, toprak damlı, bazısı bahçeli olan evlerin kentsel dönüşme kurban edilmediği, herkesin biri birini tanıdığı, komşuluk ilişkilerinin akrabalık derecesinde ve belki daha kuvvetli olduğu, dini bayramların da tatil olarak görülmediği, bayram gibi özüne ve ruhuna uygun şekilde kutlandığı yıllarda Erzurum'u özellikli kılan alışkanlıklar arasında çocukların arafalık toplama geleneği de ön planda gelirdi. Teravih namazı sonrasında okunan İşvelena duası, İşvelena yıldan beri süre gelen bin bir hatim uygulaması, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Akşam hariç diğer dört vakitte ezanların ardından minarelerden gönderilen salatü selamlar gibi sadece Erzurum'da uygulanan bu şehri ayrıcalıklı, özel ve güzel kılan alışkanlıklardan birisi de hiç şüphesiz arafalık geleneğidir. Hala buyurun. Can sene can. Abi kaç tane? Abi bir dakika karışma sen. Abi kaç tane? Ayarla 50 lira. Alayım ben dedim abi. Gel abi gel abi gel abi gel abi. 2 Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bir gün önce, Arefe diye bilinen o anlamlı günün öncesinde evlerin bayramlık ihtiyaçları görülürken, evin kadınları tarafından alınması gereken malzemeler listesine mutlaka kavuklu fıstık, fındık ve ceviz gibi yemişler de eklenir, evin beyine de alması gerektiği noktasında sıkı tembihde bulunulur. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Abdülkadir Çobanoğlu. Abdülkadir Bey, siz de arafalıkları dökmüşsünüz ortaya. Evet. Fiyatlarını öğrenebilir miyim? Mesela fıstığın fiyatı ne kadar? Fıstığın şu anda kilosu 16.95. 16.95. Kabuklu cevizin kilosu 59. Şeker tuzunun kilosu 49. Evet. O yemişler hani halkı yesin diye değil, Arefe günü kapıya abla arafalığımı ver diye seslenecek olan mahallenin çocukları için birkaç gün öncesinden alınır. Arafe günü de kapıya dayanan çocukların ellerinde ağzını açarak önü uzattıkları torbalara avuç avuç doldurulurdu. O günün evlerinde Arefe günlerinde belki birçok şey eksik olurdu ama çocuklara dağıtılacak fındık, fıstık gibi kabuklu yemişler asla eksik olmazdı. Oruç ayı Ramazan'ı geride bırakmaya hazırlandığımız ve uğurladığımız hatta şu günlerde (gülüyor)
Arafalık geleneğini devam ettirmek için çarşıya, pazara dökülen insanların özellikle kabuklu fıstık ve şeker alma adına, tabi yemek için değil, dağıtmak amacıyla verdikleri mücadeleyi yine Erzurum'dan haberler farkıyla ve yine geleceğe not düşme adına görüntüledik. Hala buyurun. İki paket elliler ha. İki paket. Olur abi. Ver abi verin paranı. Başına kalersin. 25 ya. Buyur abi. Murat abi. Murat abi nerede Murat abi? Kaç tane daha mı? Bugün bez torbaların yerini iğreti poşetlerin aldığı, kimilerinin kapılarını kilitleyip tatile gittiği, ne arefenin arefe ne de bayramın bayram gibi kutlanmadığı, arafalık toplamaya çıkan çocukların açılmayan kapılardan boynu bükük ayrıldığı günümüz Erzurum'unda, acaba bugün yaşıyor olsaydı önceki il emniyet müdürlerinden Aziz Aksoy ne düşünürdü? Erzurum'da iz bırakan emniyet müdürler arasında gelen, tayini çıktığında onuruna verilen veda yemeğinde bir konuşma yapan Aziz Aksoy, hepinize gösterdiğiniz yakın ilgi için teşekkür ediyorum. Ne sizleri ne de bu şehri unutmayacak, daha çok da şehrin arafalık toplayan çocuklarını özleyeceğim demiş, gözyaşlarını tutamamıştı. Erzurum'un özelliklerini bilmeyen çoğu farklı şehirlere ve kültürlere sahip insanların çeşitli nedenlerle yollarının düştüğü bu şehirde gördüklerinden, duyduklarından, yaşadıklarından etkilendiği gerçeğinden hareketle bize özgü gelenek, görenek ve alışkanlıklarımızın devam etmesini umut ediyor, diliyor. Hepimizin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden kutluyoruz.